Bugün İstanbul'un şimdiye kadar görmediği bir yaşam kültürüyle tanışmaya gidiyoruz. Havaalanına sadece 7 kilometre uzaklıkta bir yer burası. TEM otoyolunda biraz ilerleyeceksiniz. Atakent'e doğru giderken karşınıza muhteşem göl manzarasına hakim fantastik bir yer çıkacak. Şairin dediği gibi, sakın şaşırmayın. Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacaksınız. Çünkü burası TEMA İstanbul. Atakent, aile yaşamının merkezi. Çevresi hastanelerle dolu, etrafı okullarla çevrili bir bölge burası. TEMA İstanbul'da harikulade bir hayat devam ediyor. Ama biz bunu buradaki yaşayan ailelerden birine konuk olarak görmek istiyoruz. Merhaba. Merhaba Kurok Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte buradaki huzurun en güzel örneği de Ege'nin bu kadar tatlı uyuyor olması. Sizi buraya çeken en önemli aktivite ya da aktiviteler neydi? Bizim buraya çok ilginizi çeken iki çocuğumuz daha var toplam. Üç çocukla bahçede o kadar rahat hareket ediyoruz ki. Özellikle sitenin içine araba alınmıyor olması çok büyük avantaj. Dolayısıyla çocuklarımı rahatça salıp endişe duymadan oynamalarını izleyebiliyorum. Bu trenle sitenin içindeyken markete gidebiliyorsunuz ya da kocaman sitenin içinde gitmek istediğiniz diğer bütün yerlerde dolaşabiliyorsunuz. Hani gezerken bir dolu ağaç gördük ya, işte bunlardan bazıları meyve ağaçları. Belki size hayal gibi gelebilir ama bu elmaların, armutların, şeftalilerin bazılarını mevsimi geldiğinde dalından koparıp yeme şansına sahipsiniz. TEMA İstanbul'da hayat aslında İstanbul'un o kalabalık keşmekeşinin dışında durmak demek bir anlamda. Bunun da simgesi gerçekten yaşayabilen hayvanlar. Burada siz sosyal aktivite olarak ne yapıyorsunuz? Ya, genelde yürüyüş yapıyoruz sabahları. İşe gitmeden önce mutlaka yarım saat 45 dakika yürüyoruz. Yürüme parkurları çok güzel, bisiklete biniyoruz. İnşallah havalar ısınınca da yüzmeye başlayacağız. Bütün konu komşu herkes toplanmış durumda ve Bartu'nun yaş gününü kutluyorlar. Mutlu yıllar Bartu, mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Burada 25 farklı spor sahası var. Yani ufak çaplı bir olimpiyat bile düzenlenebilir. Sen de! Soluna at, soluna! Ve işte geleceğin ardaları da burada yetişiyor. Soluna! İşte bu! TEMA World ve TEMA Plaza'da acaba neler olmalı? İbrahim Bey cevap veriyor. Kesinlikle yeme içme mekanlarının olduğu, çocukların eğlenebileceği, Disney karakterlerle birlikte vakit geçirebileceği güzel karakterlerin olması gerekiyor. Roller coaster'ların bol olduğu, su kaykaylarının, göletlerinin olduğu bir konsept TEMA World için daha başarılı olacağı, aynı zamanda Türkiye'yi de temsil eden bir proje olacaktır. Yapımı hızla sürmekte olan metro tamamlandığında istasyon kapınıza gelecek. Aktarmasız seyahat hayal olmaktan çıkacak. Projenin giriş çıkışı son derece rahat. Ama TEMA İstanbul bölgenin geleceğini de hesaba katmış. İnşaatını gördüğünüz 3 gidiş 3 geliş bağlantı yolu işte bu nedenle yapılıyor. Buraya aynı zamanda bir de viyadük inşa ediliyor. Ve bütün bunların yapımını TEMA İstanbul gerçekleştiriyor. Satış ofisinde satış ve pazarlama müdürümüzden fiyat ve ödemelerle ilgili doyurucu bilgimizi de aldık. Son derece esnek ödeme seçenekleri ve uygun koşullarda avantajlı taksit seçenekleri de sunuyorlar. Ve böylelikle TEMA İstanbul'daki gezintimizin sonuna geldik. Doğanın içinde komşuluk ilişkilerinin maksimum durumda olduğu harikulade bir yerdi TEMA İstanbul. Sizleri bekliyoruz.